Tekno Çocuk'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlere hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün sizlerle modeminizin hızını 2 katını arttırmayı, bir de arkadaşlar modeminizin çekim gücünü bayağı bir arttırmayı göstereceğim. Arkadaşlar bu sayede modeminiz hem hızlanacak hem de bir güçlü Wi-Fi çekim gücüne sahip olacaktır. Arkadaşlar uygulamalardan Chrome veya internet menüsüne girin. Ben Chrome'a giriyorum. Arkadaşlar buradan kendiniz yazmak şartıyla yanlış şeye girdim arkadaşlar. 192.168.1.1 yazıp tuşuyoruz. Ama arkadaşlar başka yerlerde mesela arkadaşlar siz uğraşmayayım demeyin. Yani yazmaya uğraşmayayım demeyin. Hemen böyle buralardan bir yerlere tıklamayın. Kendiniz 168.192.168.1.1 deyip tuşluyoruz. Arkadaşlar şimdi tepeninkin yani kendi modemim ayarlarına geldi. Arkadaşlar mahremiyetim açısından ben kullanıcı adını ve şifreyi vermiyorum. Şimdi gireceğim ve sizlere anlatacağım. Evet arkadaşlar ben yazdım. Arkadaşlar siz ilk defa buralara giriyorsanız siz de genelde hangi Wi-Fi kullanıyorsanız onun adını ya da nasıl desem mesela Türk Telekom kullanıyorsanız Türk Telekom ya da D-Smart gibi şeylerdir arkadaşlar. Ben D-Smart kullandığım için D-Smart yazmam gerekiyordu ama arkadaşlar. Ben zaten giriş yaptıktan sonra hemen bunun modem ayarlarının şifresini değiştirdim. Sizde de değiştirmek isteyecektir. Değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi oturum açlıyorum. Giriyor arkadaşlar. Bunu telefondan veya PC'den girebilirsiniz arkadaşlar. PC'den daha iyi olur arkadaşlar. Daha iyi olur derken yani neyi kastediyorum? PC'den telefon da ayrı ama PC'den daha da ayrıntılı bakabilirsiniz. Telefonunuzun işte modemin ayarlar menüne giriyoruz. A bölümüne tıklıyoruz. A'dan LAN ayarları. Sizde de arkadaşlar kesinlikle A'da olacaktır. A'dan da LAN ayarlarında olacaktır arkadaşlar. Şu an ben Tepelink kullandığım için Tepelink'de böyle ayarlar oluyor arkadaşlar. Sizlerde de genellikle A'da ve LAN ayarlarında olacaktır. DHPC ayarları diyor arkadaşlar. DHPC ayarlarını tıklıyoruz. Arkadaşlar bunlara karışmayacağız arkadaşlar. Bunlar önemli. Şimdi burada birincil DNS, ikincil DNS. Arkadaşlar bu sizin çekim gücünüzü artıracaktır. Buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? 8.8.8. Ama arkadaşlar sıfırları silerek yazıyoruz. İkinci DNS'ye de 8.8.4.4. Arkadaşlar bunu kaydet deyip devam ediyoruz. Şimdi size anlatacağım bunun ne etkisidir. Arkadaşlar DNS sanki bir VPN kullanıyormuşsunuz gibi internetinizi daha da hızlandıracaktır ve çekim gücünü arttıracaktır. Arkadaşlar demeyin yani bozulur ben hiç karışmayayım. Bozulmayla hiç alakası yoktur arkadaşlar. Bu sizin Wi-Fi'nizi ayrıca bir destektir. Herhangi bir bozulma yaşanmayacaktır. Bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hatta sizlerle beraber kaydede tıklayalım. Şimdi kaydedildi arkadaşlar. Birinci denesi, ikinci denesi arkadaşlar. Kaydedildi. Normal ana ekrana gelelim A haritasına. Arkadaşlar emin olmadıysak yeniden girelim. Menü. A. LAN ayarları. DPC ayarları arkadaşlar. Ve DNS'ler kaydedilmiş arkadaşlar. Şimdi bu sayede internetiniz çok hızlanacaktır arkadaşlar. Çok hızlanmasa da sonuçta çekim gücü daha da artacaktır. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. İyi günler dilerim arkadaşlar. Hoşça kalın.